Darul Marife. Acayip de bu kitap. 5538'den hadis var. Katar'daki mi gene bu? Hı? Katar'da mı? Yo, Lübnan'daki bu. Ha, Lübnan'daki mi? Lübnan'daki mi? Kitaplar var. 5532'de. Mısırlık katlı muhaddis. Abdülazim ibn Abdülkavim el-Munziri. Şu İmam Müslim'de. Sahih'in muhtesar kıyan. İmam Abu Davud'da. Sünan'da muhtesar kıyan. Güdeyem hadis bende küçülü insan. Güdeyem küçülü insan. İhlas hakkında şuna da çıraylı hadisler getirdim. O da maşallah lal kanalda. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh, başla biraz. Ha, başla değil, biz yani siz devam edin. Diyem ona. Yok. Mikrofon sizde. Maruzan başla vereyim şeyh. Başlayın maruzan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين الله رزقك için niyetimiz halis Allah rızalığı için bir ta ayet okuyamız mı bir ta hadis gapıramız mı birbirimizle görüşüp salamlaşamız mı hammasi halis Allah rızalığı için buluş kerak şunda bizge savab nasip qiladi bunu dalili mana muallif bizge keltirgen bir neçe hadis şundan tanlap okuyemiz. An Anas ibn Malikin radiyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men fâraqad dunya alel ikhlasi lillahi vahdehu la şerike lehu ve aqama assalata ve ate zekata fâraqaha vallahu anhu radin revahu numace vel hakim ve kal sahihun ala şartı şeyhan. Sahaba Anas ibn Malik, 2200'den artık hadis rivayet kıyan sahaba. Anas ibn Malik, 2200'den artık rivayet kıyan hadis. Bitti sahaba. Peygamberimiz 10 yıl hizmet kıyan. Peygamberimiz bu sahabanın hakkında dua okuyan. Ey Allah'ım Anas ibn Malik'in hayatıga, rızkıga, nasliga bereke birgin digen. O dua icabet bugün. Anas ibn Malik bir rivayetke göre 100 yıldan artık yaşagan. İbn Abdülberd'de kitabı var. Mu'camul Hayat-ı Sahaba degen. Onda itedi ki o 100 yıldan artık yaşadı. Anas ibn Malik'te yerleri bulurken, katta katta yerleri. Adette bir mertte hasıl olsa başka sahabalar. Anas ibn Malik iki mertte hasıl olurken. Hem de tabassım kubala aytarken ki ben üçüncüsü gem niyet kuturup ben. Çünkü Peygamber dua okuyan derken. Uz kulübünün 55 tane avarasını dafın kıyan. Cuma günü kıyanda Anas ibn Malik'te balları, navaraları kırıp kilo uğrarırken, toktamasırken. Şimdi karı sahabalar bunlar da ahırı keledi mi bugün, yok mu bugün deyip aytışarırken. Anas ibn Malik. Peygamberimizle 10 yıl hizmet kıyan da Peygamberimizle. Anas ibn Malik aytadı, Peygamberimiz meni taqatim yetmagan ishni hech qachon menga aytmagan. Qo'limdan kelmagan ishni hech qachon menga aytmagan. Shu uy masalasi bo'yicha, uyda yordam berib yurganda endi hayotda shu uyda, uy ichida, uy ishlari bo'yicha. Agar bir ishni men qilmasam, nimaga shuni qilmading deb hech qachon qo'ymagan, tanbeh bermagan. Anas ibn Malik 10 yil xizmat qildi. Mana shu sahoba Peygamberimizde bana hadis rivayet kıyken Peygamberimiz etken ki kim Allah rızalığı için namazını okusa, Allah rızalığı için ruzasını tutsa, Allah rızalığı için zakatını tölese, ihlas niyetle yaşasa, Allah'a azze ve celle o bendeden razı degen. Peygamberde hadisi vallahu anhu radin. Allah o bendeden razı degen. Demek Allah'ın rızalığı erişliği için demek gereken birinci nöbette İman. İmandan ki ne gerekken? İhlas. Addigine ilim bosun, ihlas gerek. Kur'an okuş bosun, ihlas gerek. İnsanlar da yığıp, mihman kısa, hammasiga ihlas gerek. Hammasiga ihlas. İhlas bu mesela kıyım. Çünkü amallar kabul bu miydi? An Muaz ibn Cebelin radıyallahu anhu ennehu kal, hine bu'ise ilel Yemen, Ya Resulallah evsini kal, ahlis dineke yekfike l'amelul qalil. Ravahul hakim.
ve kâle sahihun isnad. Muaz ibn Cebel'ni peygamberimiz Yemen'e yönetken ustaz kıl. Müslümanlarını dinge çakırışken, gayri dinlerini dinge çakırışken, İslam dinini tarkatışken, Medine'de Yemen'e gitken. Çünkü seferden aldın Muaz ibn Cebel etkenekken, ey Allah'ın elçisi peygamber, bir maslahat verin, bir uğut verin, bir pandu nasihat verin. Peygamber etken ki, ahlis dineke yeksikel amelul qalil degen. Dinde ihlaslı bol degen. Dinde kanaka bol? İhlaslı bol. İhlas bilen az kigen amelinde sababı kub bol et degen. Çünkü kub amel riya bilen bose, sababı yok, günah bilen. Kine bose, ihlas bilen bose, nime bolar eken? Sevap bulur eken. Bu peygamberde hadisi. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلمة رواه البيهقي. ثوبان ديجن صحابة يتيبتكي من إشتن پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم أيتلا إخلاص لي مسلمان لرجع جنتك طوبى درجة نصف قسم ديجا. Peygamberimiz hayırlı dua okudular, yakşı dua okudular. İhlası küçülü Müslümanlarına kanaka cay nasip kısın dedi? Tuğba. Cennette tuğba degen darak var akalar. O darakın sayası 100 yılge şunu çüşpürer. Peygamber ayetken ki bana şu darakın sayasını degen bir çavandaz 100 yıl atını çaptırsayan o sayadan çıkıp getirmeyi degen. Bu cüdeyem katta darak. Tuğba daraktadan cennet ahli üçün kiyim çıkardı. Görüyorsunuz mu? Peygamber bana ihlaslı Müslümanlarına kanaka dua okudu. İhlaslı Müslümanlarına dedi, tuğba derecesi nasip kısın dedi. Neme gel? Peygamber ayeti yaptı. Ulaike masabihul huda. Çünkü ular deyipti, hidayet çırağının nuru deyipti. Ular sebepli deyipti, her kendi deyipti, karangı, zulmetli, fitne tarqalib ketadi. Ularda ihlosi sababli deyapti. Musulmonlarda orasidagi parokandalik, düşmanlik, g'illig'ashlik ketadi deyapti. Nimaga? Ihlos bilan ular shu xalqqa oyat hadis yetkazib tarbiyalaydi, o'zi ham tarbiyalanadi. Demak, ihlosni katta Abdulloh ibn Abbos aytganku, "Al-ikhlosu iksirul amal" degan, ay ruhuhu. Ihlos yaxshi amaldi degan bu ruhi degan. Her bir nesende bana canzatı ruhu buladı. Doğru mu? Kuzge korungan cayı buladı. İhlasam izgü amelde nümeyken? Kuzge korungan meyvesi. İmam Tabarani'de kegen hadiste peygamber aytadı. Agar bir musulman deydi, yakşı işke niyet kıldı, ihlas niyet kıldı. Uziden bir yakşı hıt çıkararken. Şunda farişteler o nurdu korup derru nümekip savab yazarak. Niyet. Musulman niyetigen bitti savab olur. Kalp amel. Bitta niyat qildi, shunga savob bo'ladi. Hali qilgani yo'q, niyatiga savob bo'ladi. Shuning uchun olimlarimiz nima deyishadi? Niyat solih bo'lish kerak, ixlos bo'lish kerak. Qiziq bu kitob, mana qaranglar, qanaqa juda ham bir ajoyib bir hadislar bor. An Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. İmam Darimi'de kegen hadis. Peygamberimiz aytadı ki, agar bir musulman 40 gün mabaynida hamma yaxshi amallarni ixlos bilan qilsa, namozlarni ixlos bilan o'qisa, tahoratni ixlos bilan olsa, ro'zalarni ixlos bilan tutsa, Qur'oni Karimni ixlos bilan o'qisa, İhlas bilan halol rizq topsa, hamma yaxshi ishni ixlos bilan qilsa, gunohlardan saqlanganda ham ixlos bilan saqlansa, 40 kun mobaynida. U bandaga Allohning rahmati bilan bir rahmat farishtasi haqni u bandani tiliga solib turadi. U sharhi borda, so'zma-so'z tarjima qilinsa, u bandani yuragidan uni tiliga nima hikmat bulog'i chiqadi degan. Lekin u hadisni sharhida Ibn Hojar aytganki, o bandani tiliga deydi rahmat farishtasi haq so'zni sop turadi deydi. Haq so'zni sop turadi deydi. O'zidan o'zi misol uchun narsani gapirmaydi, balki bir rahmat farishtasi unga shu haq so'zni o'rgatib turadi.
Ko'ryapsizlarmi? Demek ixlosning meyvasi nima ekan? Katta ekan. Shuning uchun mana Buxoriyda birinchi hadis mana kecha shayx aytib o'tdi. Ixlos bilan tegishli bo'lgan hadis. Vaholanki Buxoriy shu hadisni keltirdi, birinchi hadis. 7 ta joyda takrorlangan bu Buxoriyda. Lekin Buxoriy e'tibor berdi, dindagi kuchli amallardan birinchisi bu nima ekan? İhlas, niyet eken. Hoca korsin gemez, adam maktasin gemez, yaş haber tarqalışlık için emez. Allah rızalık için. Bana şu sözge biz adet kılışımız gerek. Allah rızalık için. Birbirimizge adli islat koyuşluk, islat turuşumuz kerek o zaman. Sahabeler birbirine islatken ki, sahabeler birbirine tarqalışlık için aldığımız bilemez, leke amel kımıyız. Al asır sonrasını okuşken. فَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ İslat ey Muhammed Peygamber. Adamlarga islat, gapir. Çünkü adamlarga haqni islatishlikda mu'minlarga fayda var. Unutilgan vaqtda bir yana esga tushib oladi. Bir-birimizga bu amr-i ma'ruf kerak, nahi munkar kerak, haqni qazishlik kerak. Qisqa bo'lsa ham dindan gapirishlik kerak. Qisqa bo'lsa ham dindan nima gapirishlik kerak. Endi bu bizni yig'ilishimiz baribir Muhammad sallallohu alayhi va sallamni zoti bilan u kishini yaqindan tanishlik bilan bog'liq bo'lgan bir majlis. Shu asnoda mana